ciddi manada finansmana erişimde. Halen sıkıntılarımız devam ediyor. Büyük yıkımın yaraları sarılmadı. 53.537 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Esnaf yeniden ayağa kalkmak için çaba sarf ediyor. En büyük sıkıntımızı soracak olursanız fiziki şartlar hariç, yani barınma problemi, işçilerimizin tekrar geriye dönmesi, nitelikli iş gücümüzün tekrar şehre kazandırılmasının dışında en büyük sorunumuz bence finansmana erişim noktasında sorunlarımız hala devam. Molozlar arasında geçen bir yılda yıkıma uğrayan kentleri yeniden inşa etmek için hızlı bir ilerleme kaydedilemedi. İşte bir sene geçmesine rağmen bak görüyorsunuz getirip de şuraya bir dirhem asfalt dökmedi. Depremde yuvalarında olan vatandaşlar çetin kış koşullarında çatır ve konteynerlarda mücadele verdi. Birinci yıl geçti ancak depremzedelerin kaderi değişmedi. Hala çadır kentlerde kalan yüzlerce depremzede var. Bu süreçlerin biraz daha hızlı olması lazım şehrimiz adına. Çünkü aşağı yukarı 100 bin konut ihtiyacımız var. Şu an yaklaşık 10 bin konut gibi TOKİ'nin yapmış olduğu konutların kura çekimini gerçekleştirmiş olacağız. Önce bizi çadırlara yerleştirdiler. Çadırlardan sonra konteynerlere yerleştirdiler. Rastgele yerden konteyner aldılar. Şu an konteynerlerin hepsi damlayı. Üstüne naylon çektiler. Deprem bölgelerinden 4,4 milyon ton enkaz taşındı. Ağır hasarlı binaların yıkımı tamamlanamadı. Altay kışlasında devam eden bir sanayi sitesi yapımı var. Ha, orada bir 714 tane dükkan yapılıyor. Malatya'da dükkanı ağır hasar gören 2500 tane esnaf var. 700 tane dükkanı 2500 kadar nasıl yapacaksın? Esnaf çalışmak istiyor ama ağır hasar alan iş yerlerine giremiyorlar. Yapılması planlanan iş yerleri de bir yıl geçmesine karşın bitmedi. Mücbir sebebin uzatılması birinci önceliğimiz. Eğer bununla alakalı bir gelişme olmazsa da en azından teminat yapısının bir an önce değiştirilmesi lazım. Biz bu teminat şartının da ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü insanların şu an ne bankalarda verecek teminat mektubu var ne de gayrimenkullerine ipotek verecek bir gayrimenkul portföyü var. Finansman sorunu yaşayan esnafın taksitlendirmeye dönük talepleri de var. Acil iş yerlerimizin ve konutlarımızın 2024 yılında teslim edilmesi lazım.